HDP'nin kapatılması söz konusu. Anayasa Mahkemesi büyük bir ihtimal, bakın çok büyük bir ihtimal HDP'yi kapatacak. Önce bloke edildi hesapları ve bloke edildikten sonra da Anayasa Mahkemesi ben dedi ileri tarihe bırakmıyorum. Benim gündemimde HDP var ve oy birliğiyle HDP'nin Şubat ayı ortası gibi bu davası görülecek. HDP kapatılırsa ne olur? O zaman siyasette nasıl bir gelişme yaşanır bilemiyorum. Onu da zaman gösterecek. Enteresan gelişmeler yaşayacağız HDP cephesinde, Türkiye siyaseti cephesinde. Bir IBAN numarası paylaştı. Selahattin Demirtaş, biliyorsunuz hesaplara bloke gelince Selahattin Demirtaş da şu anda ekranda görüyorsunuz. Hazinemiz halkımızdır dedi. Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira bağışlayabilirsiniz dedi. Ne o? Ne dedin Özgür? Evet, HDP. Bu baskılara alışık olan bir parti HDP. Netice bu tarihte veya bu 2023 yılında parti kapatmadan konuşuyor. Düşünsenize. Ama çok çabuk aksiyon da alabiliyor HDP. İşte bak hemen bir hesap numarası, IBAN numarası. Denizbank Diyarbakır Plaza Şubesi. IBAN numarasını da Selahattin Demirtaş paylaşmış. Eğer orada Twitter'da da var. Bağış yapmak isteyenler varsa da bağış yapabilirler. Geldik. Tabii YSK'ya Bekir Bozdağ verilen kararla ilgili şöyle dedi. Doğru bir karar. Hangi davanın görüleceğine mahkeme karar verir dedi. Bekir Bozdağ'ın tarihe geçecek cümlelerinden biri daha var. O da YSK ile ilgili önemli. Bekir Bozdağ YSK ile de ilgili biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu ismini bundan sonra biz çok konuşacağız. Yeni üyeleri de belirlendi. Yeni Başkan Ahmet Yener. Yani iktidara yakın mı değil mi onu zaman gösterecek. Uygulamaları gösterecek. Tarafsız olup olmadığını zaman gösterecek. Ama Bekir Bozdağ çok bence YSK'dan emin şöyle diyor. YSK bir güven kuruludur diyor. Yüksek Seçim Kurulu bir güven kuruludur. Dünyanın en saygın seçim kurullarından biridir. Türkiye'nin yüz akıdır diyor. Şimdi ben sizi 2019 yılına götüreceğim. Ali İhsan Yavuz'un o tarihe geçmiş ama anlamını daha hala çözemediğimiz o cümlesiyle sizi baş başa bırakacağım. Ali İhsan Yavuz biliyorsunuz seçim işlerini yönetiyordu. 2019'unda yerel seçimlerde YSK'da dönen olayları aslında anlatmaya çalışıyor. Bakın bir Ali İhsan Bey'i dinleyelim. Özlemişiz kendisini görmeyi. Bu efsane sözünü de bir dinleyelim. Verebilirsin Ahmet. Üstüne konuşacağız. İtibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. Peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu nasıl bu kadar oy aşağı düştü, AK Parti'nin lehine kayıtlara geçildi ve fark azalmış oldu? Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Sizin kusurunuz yok muydu? Peki alabiliriz abi. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Bu efsane sözün sahibi Ali İhsan Yavuz'du. Yani aslında YSK'nın bir şeyler yapmış olduğunu söylüyor. Yani şimdi Adalet Bakanı şimdi bu sözü hatırlamıyor mu? Bekir Bozdağ diyor ya bir güven kuruludur diyor Yüksek Seçim Kurulu. Size göre öyle. Bak kendi adamınız bile, kendi partiniz bile aslında YSK'da soru işaretleri olduğunu söylüyor. Dünyanın en saygın seçim kurullarından biridir. Türkiye'nin yüz akıdır diyor. Ama kendi partisinden 2019 yılında İstanbul'daki o büyük seçimi de kaybeden o moral bozukluğuyla cümleleri bile şaşıran diye düşünüyorum. Ve böyle bir anlamsız cümleyi bizimle paylaşan Ali İhsan Bey aslında burada YSK'yı suçluyor. Ve YSK'nın aslında bir güven kuruluşu olmadığının altını çiziyor. Tüm müdahalelere rağmen. Şimdi tabii o soruyu size sorayım ben. Şimdi YSK bağımsız mı yani diye bir soru sorayım. Şahin Bey o soruyu sormuş. Aklımızı zorluyorlar demiş Akın'da. Gerçekten aklımızı zorluyorlar ve YSK'nın gerçekten tarafsız ve bağımsız bir kurul olduğunu kafamıza nakşetmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz değil. Yani beynimiz bizim o kadar ucuz değil. En azından siz yani geçmişte kendiniz söylemişsiniz bir arkadaş. Yani kurula güvenilmeyeceğini, kurulda bir şeyler döndüğünü, oralarda bir şeyler olduğunu veya sandıkların başında bir şeyler olduğunu, sandıklara tamamen hakim olamadığınızı, oradaki hakimleri kastetmiyordur belki ama sandıklara kesinlikle sahip olunamadığını aslında Ali İhsan Bey. Kurulun iyi işlemedi. Ondan sonra neler değişti ya?
kurullar değişti, ilçe sandık kurulları ne bileyim öyle şeyler de oldu. Başkanlar falan değişti. Şimdi yani suç duyuruları oldu vesaire, yargılamalar oldu. Bunların hepsini hatırlıyoruz biz Bekir Bey'e. Yani bunu hatırlayıp da ya bizi böyle aptal yerine koyup da bu cümleleri kurmak da Sayın Nebati demiş ya az önce TÜİK çok şeffaf bir kuruluş diyor. Yani bunları nasıl buna inanan insanların olduğunu bildikleri için zaten kuruyorlar bu cümleyi. Ha benim buna inanmayacağımı, birçok insanı buna inanmayacağını biliyorlar. Ama inanan insanlar olduğunu da bildikleri için bu cümleleri kurabiliyorlar. Şimdi Ahmet Yener diye bir hakim geldi. Yeni başkan, YSK'nın başkanı o. Sayıştay'ın başkanı olan kişi de kardeş. Yani bula bula bu kişiyi mi başkan seçtik şimdi? Yani iyidir, görevinde başarılıdır, hiçbir şey demiyorum. Ama arkadaş biri Sayıştay'ın başkanı, biri YSK'nın başkanı. Şimdi iki önemli yüksek mahkemeden bahsediyoruz. Ya kardeş olduğunu bildiğin halde bile atama arkadaş. Nepotizm derler. Yoksa sizin adamınız mı derler? Öyle itham altında kalabilirsiniz. Bakın bu iki yüksek hakim, yargıç çok başarılı insanlar olabilirler. Görevlerini layıkıyla, liyakatıyla yapıyor insan olabilirler. Ama zedeleyici bir durum ve insanların kafasında soru işareti yaratan bir durumdan bahsediyorum. Biri Sayıştay'ın başkanı, şimdi diğeri de YSK'nın başına geldi. Şimdi YSK bence rüştünü nasıl ispatlayacak? Bakın öncelikle Cumhurbaşkanı'nın bu seçime, biliyorum Özgürcüğüm, bir hızlı gideceğim Özgürcüğüm, biliyorum. Cumhurbaşkanı'nın öncelikle tekrar bu seçime girip girmeyeceği konusunda vereceği kararla YSK bir sınavdan geçecek. Ardından diplomasını görmek isteyecek mi, istemeyecek mi? İkinci sınavdan geçecek. Tırnak boyası kararı verecek mi, vermeyecek mi? Üçüncü sınav o. En önemlisi de bakın bunu rica ediyorum yeni YSK başkanından, tanımıyorum sizi. Görevinizi iyi yapmanızı diliyorum bir seçmen olarak. Seçmen lütfen seçmen sayısı kadar oy pusulası basın. Lütfen. Geçen seçimlerde Özgür sen de hatırlıyorsun. Seçmen sayısının %10'u kadar bir oy pusulası basılıyordu. Ne demek ya %10? Ne demek %10 yani? O bir insanların kafasında soru işareti yaratıyor. Ne kadarsa bizim seçmen sayımız atıyor 55 milyon. 55 milyon adet oy pusulası basın. 55 milyon bir adet basmayın. İnsanların kafasındaki soru işaretini de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Gerek yok. %10 ne demek ya? İnsanların kafasında Türkiye gibi yerde soru işaretleri bırakıyorsunuz. Ve geldik altılı masaya gidelim. Altılı masa dün toplandı ama toplantıdan önce İyi Parti'nin önemli bir ismi, Kurumsal İlişkiler Müdürü Cihan Paçacı Nagihan Alçı'ya bir röportaj verdi. Nagihan Alçı da bu röportajı tam da bu altılı masanın toplanacağı gün, yani yarın, özür dilerim, dün sabah paylaştı. Ve bir anda bu röportaj yayıldı. Çünkü Cihan Paçacı aslında neredeyse altılı masayı sabote ediyordu. Yani bir Truva atı gibiydi. Ha belki cümlelerinin çoğuna baktığımızda evet Cihan Paçacı güzel şeyler de söylemişti. Altılı masayla ilgili güzel şeyler de, ama gazeteci Nagihan Alçı sorusunu sormuş. Oradan bir manşet çıkarmış. Manşeti de Türkiye ile paylaşmıştı. Şöyle diyor. Tam da altılı masanın toplanacağı gün. Cihan Bey siz eski bir siyasetçisiniz. Nasıl böyle bir şey yaptınız? Nasıl bir öngörüsüzlüktür? Bu bilmek mümkün değil. Şöyle diyor. Sokakta Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor itiraz görüyoruz diyor. Ama öncesinde soruyoruz diyor insanlara, İyi Partili Cihan Paçacı genel başkan yardımcısından bahsediyoruz. Dürüst mü diyoruz Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst cevabını alıyoruz. Devlet tecrübesi yok mu diye soruyoruz. Devlet tecrübesi var cevabını alıyoruz. Peki o zaman diye soruyoruz. O zaman da sokaktan itiraz görüyoruz. Biz de diyor böyle bir durumda seçilecek bir aday arıyoruz. Bıçak sırtında gitmemeli. Gerekirse biz de kendi adayımızı çıkartırız ve ikinci turda kalan adayı destekleriz. Şimdi bu sözü hayda bir söyledi Cihan Paçacı. Ortalık karıştı. Tam da toplantının öncesinde saatler kala ve size bir kulis bilgisi. Cihan Paçacı'yı odasına çağırıyor Meral Akşener ve diyor istifanı vereceksin.